Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazen merak ettiğimiz, bazen de teknik sorumluluktan dolayı öğrenmek zorunda olduğumuz bilgisayarın donanımıyla ilgili bilgilere kolayca nasıl ulaşıyoruz, onu sizlere göstermeye çalışacağım. Bu işlemi arkadaşlar CPU-Z diye bir tane bedava olan ve boyutu gayet küçük olan bir tane programla yapıyoruz. Şimdi bunun indirmesini ve kullanımını sizlere kısa bir şekilde anlatacağım. Google'e CPU-Z yazdıktan sonra arkadaşlar Enter tuşuna bastığımız zaman şuradan görseller seçiliymiş, orası geldi. Şurada bu yazılımın ana sayfası var. Ana sayfasına biz şöyle tıkladıktan sonra bu sayfa geliyor. Aşağıya doğru şöyle biraz iniyoruz. Burada Setup English var, 32 ve 64 bit için. Yine 32 ve 64 bit için ziplenmiş dosya var. Yine Çince olanı var, Çince zip var ve Windows 98 için var. Bizim bilgisayarımız genellikle 32 64 bit olduğu için buradan şöyle o kısma tıklıyorum. Şurada bizim CPU-Z 1.83 İngilizce .exe dosyamız mevcut. Ben buradan Download Now dedikten sonra burada Internet Download Manager ile dosyamızı indireceğiz, programımızı. Buradan indirmeye başlat dedikten sonra dosyamız şu anda indi. Burayla işimiz kalmadı. Ben burayı kapatıyorum. Daha sonra dosyamızın indirdiği noktayı indirilenler klasörü içerisinden, programın içerisinden program buraya indi. Burada 1.714 kilobaytmış arkadaşlar. Biz bunu sağ tıklayarak, üzerinde faremizin sağ tuşuyla tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyoruz. Kurulumu gerçekleştireceğiz. Burada üstteki bulunan I accept the agreement kısmını seçiyoruz. Daha sonra next diyoruz. Yine kuracağı klasörü kendi belirliyor. Değiştirebiliriz ama gerek yok. Yine next diyoruz. Yine buradan next diyoruz. Şurada create a desktop icon, masa üstüne kısa yol oluşturuyor mu diye soruyor. Bu kutucuğu seçersek oluşturuyor. Seçmezsek normal programlardan açabiliyoruz. Oluştursun. Kolaylıkla ulaşalım. Daha sonra şuradan install dedikten sonra çok kısa bir sürede bunu kuruyor. Şurada bu programla ilgili text doküman var. Onu istemiyorum ben ve finish diyorum. Şimdi bu benim masa üzerime gördüğünüz gibi kuruldu. Ben buna faremin sol tuşuyla şöyle çift tıkladıktan sonra bilgisayarımı bir tarama işlemi gerçekleştiriyor. Daha sonra bana bilgileri verecek. Evet, şu anda CPU ile ilgili, yani benim işlemcimle ilgili daha doğrusu bilgileri bana burada veriyor. Şurada gördüğünüz ekranda işte anakarttır, RAM'dir, grafik kartıdır, ekran kartı ve bu programın hakkında bazı bilgiler var. Peki bizim en çok lazım olan bize nedir? İşte örneğin işlemcimizle ilgili bir işlem yapacaksak işlemcimizin i3, i5, i7 burada soket numarası, hangi pakette oldu ve kod name, kod ismi var burada arkadaşlar. Yine şurada specific tone kısmında da yine bunun işte Intel Core i7 CPU 2.4 GHz'lik bir işlemci olduğunu gösteriyor. Buradan arkadaşlar yine change kısmında bu geçici hafıza biliyorsunuz. Bunun görevi arkadaşlar, örneğin herhangi bir işlem yaptık, bir tane program açtık. Daha sonra aynı programı ikinci defa açtığımızda oradaki bilgileri bu geçici belleğe kaydettiği için ikinci açılışta daha hızlı açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu change'in özelliği o. Mainboard anakartımız biliyorsunuz. Yine benim Toshiba marka laptop olduğu için bu Toshiba olarak geçiyor. Yine modeli geçiyor. Burada chipset ve güney köprüsü diyor. Burada da yine
bunların bilgileri mevcut. Şurada versiyonu var, tarihi var, işte ne zaman çıktığıyla ilgili demek ki. PCI Express diyor arkadaşlar. Yine hafıza kısmında arkadaşlar benim burada DDR3 8 GB'lık bir hafızam var. RAM var arkadaşlar. Burası RAM kısmı. Çift kanal olduğunu söylüyor burada. Yine burada bu RAM'lerle ilgili bilgiler bize buradan aktarılıyor. SPD arkadaşlar burada kaç tane slotumuz oldu ve bunların İşte kaçlık RAM'ler takılı olduğu gözüküyor. Benim burada 4 tane slot var arkadaşlar. Birinci de 4096 gördüğünüz gibi 4 GB RAM var. Şurada ikinci de yok. Üçüncü de yine 4 GB olması lazım. Evet var. Dördüncü de yok. Bu da şu anlama geliyor. Normalde 4 tane slot var. 8 GB RAM'im var. Yani 4 çarpı 4. Ben 2 dörtlük daha buraya ekleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla 16 GB'a kadar ben bunun RAM'ini çıkartabiliyorum herhangi bir değişiklik yapmadan. Yine burada arkadaşlar grafik kısmında Intel HD Graphics 4000 var arkadaşlar. Yine burada Toshiba kartla ilgili bilgiler var. About kısmında arkadaşlar bu programla ilgili versiyon olsun, üretici firma olsun, web sayfası olsun bu gibi düzenlemeler var. Yine biz işlemlerin yani buradaki uygulamaların gerek text olarak gerekse HTML olarak dokümanını alabiliyoruz. Onu da şuradan tıklamak suretiyle istediğimiz herhangi bir yere kaydet dediğimiz an buraya gördüğünüz gibi geldi Toshiba olarak. Buradan da açtıktan sonra orayla ilgili bize yazılı bir şekilde bilgiler veriyor arkadaşlar. Gerçekten hem basit hem kullanışlı ve boyutu da büyük değil. O yüzden kullanmak isteyen arkadaşlara bu konuda yardımcı olmak istedim. ProDersler kanalımda bilgisayarımızda hangi donanımlar mevcut, onları nasıl öğreniyoruz onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.